Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere yine amigurumide bilinmesi gereken artırma ve eksiltme yöntemlerinden bahsedeceğiz. Ve hemen sihirli halkamızı yaparak başlayalım. Gördüğünüz gibi yarım dairemiz oluştu. Hemen ilk ilmeğimize batıyoruz ve ikinci sıramıza geçiyoruz. Hemen burada sayalım, doğruluğunu kontrol edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Burada yaptığımız örgünün sökülmemesi için başlangıçta sıkıştırdığımız bu küçük ipimizi olabildiğince sıkıp düğümü katalım. Düğümü ne kadar sıkı atarsanız sökülmesi o kadar zor olur. İpimiz çok uzun kaldı. Birazını keselim. Burada başlamadan önce ince bir ip alarak sıramızın başını belirtelim. Bunun da amacı sıramızı kaybetmemek. Saymada sıkıntı yaşarsak kontrol amaçlı bu işaretimizi kullanabiliriz. Hemen üçüncü sıramıza başlayalım. Evet, sıramızın başına geldik. Bunu da bu ipimizden anladık. Kontrol amaçlı bu işaretimizden başlayarak sıramızı sayalım. 18 olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18. Bir tane fazla yapmışız. Onu sökelim hemen. Burada da ipimizi, işaret ipimizi öne aldık. Yine diğer üst sıraya geçtiğimiz belli olsun diye. Burada da sayımızın 24 olması gerekiyor. Hemen yeniden sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 24. Yine sıramıza başlarken işaret ipimizi bu sefer arkaya atıyoruz. Bu şekilde bir öne bir arkaya atarak sıramızın başını belli ediyoruz. Zaman kaybolmaması açısından bu kısma kadar hızlandırmış olarak izlediniz. Şimdi bu büyük kısımla ben size artırma ve eksiltmeyi göstereceğim. Öncelikle yine hatırlatma olarak birkaç tane sık iğnemizi düz şekilde örelim. Burada yine sıra başını belli etmek için ilmek işaretleyici ipimizi ön tarafa alıyoruz. Bu sıramızda mesela 4 tek 1 çift şeklinde arttıralım. Hemen 4 tane sık iğnemizi örüyoruz. Tığımızda bir tane ilmeğimiz zaten var. Önceki sıradan kalan. Burada gördüğünüz ilk deliğe batıyoruz.
İpimizi bu deliğin içinden geçirerek çektik. Daha sonra burada bulunan iki ilmeğin içinden ipimizi geçiriyoruz. Bu bir adet sık iğnemiz oldu şu an. Tekrarlayalım. Tığımızı delikten geçirdik. İpi çektik. Ördük. 2 oldu. Üçüncüyü de aynı şekilde yapalım. 3. Bir adet daha yapalım. Ve 4. Şimdi arttırma nedir? Bundan bahsedelim. Arttırma basit şekilde aynı ilmeğe, burada bu girdiğimiz aynı deliğe 2 defa batmak. Yani aynı deliği 2 defa sık iğne örmek. Hemen gösterelim. Burada 4 tane sık iğnemiz var zaten. Burada 5. ilmeğimize batıyoruz. Düz bir tane sık iğnemizi ördük. Aynı deliğe, ördüğümüz deliğe tekrar batıyoruz. 2 tane örmüş olduk. Yani amigurumide ilmek arttırma kısaca bu şekilde yapılıyor. Tekrarla yapalım. Yine 4 tek 1 çift başlamıştık. Hemen 4 tane tek tekrar örelim. 1 2 3 4 4 tane tekimizi ördük. Buradaki deliğimize yine çift batacağız. Tığımızı baktık, çektik ve ördük. Aynı deliğe tekrar batıyoruz. Ördük. 4 tek 1 çift. Sıra sonuna kadar 4 tek 1 çift şeklinde arttırarak gidelim. Arttırma bu şekilde arkadaşlar. Hemen diğer sıramızda da eksiltmeyi gösterelim. İpimizi, işaret ipimizi arkaya atıyoruz. Bu sefer de bu sıramızda 4 tek 1 eksilt yapalım. Eksiltme de kısaca 2 ilmeği tek seferde alarak ilmek sayısını 1'e düşürmek. Onu da şöyle gösterelim. Hemen 4 tane sık iğnemizi örelim yine. 1 2 3 ve 4. Eksiltme kısmında da bu kenarında gördüğümüz gibi ilmeklerimiz saç örgüsü şeklinde. Bu saç örgüsünün bizden yana olan tarafını alıyoruz. Ve yanındaki ilmeğin de aynı şekilde saç örgüsü olan kısmından bizden taraf olan kısmı alıyoruz. İpimizi doladık ve ikisini de aynı anda içinden çıkıyoruz. Yani iki tane ilmeği tek seferde çekmiş oluyoruz. Bunu da örelim. Şu an 4 tek 1 eksilt yaptık. Hemen 4 tane tekrar örelim sık iğnemizi. 1 2 3 ve 4. Tekrar eksiltmemizi yapalım. Bakıyoruz, saç örgülerini gördük. Saç örgümüzün tek tarafını, bizden olan tarafını battık. Yanındaki ilmeğin de yarısına battık. İkisinden aynı anda geçiyoruz. Ve ördük. 4 tek 1 eksilt yine yaptık. Tekrar 4 tane örelim. 1 2 3 4 Tekrar bizden yana olan kısmı alıyoruz. İkisini de aldık. Aynı anda geçtik ve ördük. Yine 4 tane örelim. 1 2 3 ve 4. Eksiltmemizi yapalım. Baktık, saç örgümüzü gördük. Tam ortasından çıkardık. Yanındakinden de alalım. Evet, eksiltmemizi yaptık. Sıra sonuna kadar 4 tek 1 eksilt şeklinde gidelim. 1 2 3 4 ve eksilttik. Eksiltmede dikkat etmeniz gereken diğer bir şey de bu gördüğünüz ilk deliğe batmıyoruz. Bu aslında ördüğümüz diğer ilmeğin deliği oluyor. Bunu atlıyoruz.
ve geniş olan hemen ikinci iğnemize batıyoruz. 1 2 3 4 ve eksiklerimizi yıkıyoruz. Aldık. Aldık. İkisini aynı anda çektik ve ördük. Ve sıramızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Arttırma ve eksiltme bu şekilde arkadaşlar. Bugün sizlere anlatacaklarım da bu kadar. Umarım yeni başlayanlara biraz da olsa yardımcı olabilmişizdir. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.